Karadeniz Sürücü Kursları Derneği Başkanı Hasan Guda, Karayolları Trafik Kanunu'nun 1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlüğe gireceğini belirterek, kanunla birlikte sürücü belgesinin sınıfları 16-17'ye çıkacaktır. Şu anda bizler de otomatik şanzımanlı araçlarla direksiyon eğitimi yok. 1 Ocak 2016'dan itibaren verilecek, dedi. Müstecel uygulaması ne demektir? 1 Ocak 2006'dan sonra sürücü belgesi alanların sürücü belgeleri 2 yıl süreli stajyer olarak kabul edilecek. Bu sürede 3 defa kırmızı ışıkta geçmeyecek, 3 defa alkollü olarak araç kullanırken yakalanmayacak. Kavşaklarda yayalara ilk geçiş hakkı vermezse yine stajyerliği iptal olacak. Bunun sonucunda ne olacaktır? Tekrar bir sürücü kursuna daha gidecek, trafik ve çevre dersini alacaktır. Yine sürücü belge sınıfları yaklaşık 16-17'ye çıkacaktır. Yine şu anda bizlerde otomatik şanzımanlı arabalarda direksiyon eğitimi verilmemekte. Ama bu 1 Ocak 2006'dan sonra da verilmeye başlanacak. Yani tabii burada bir başka şey var bizim sürücü kurslarla ilgili. Biz şimdi her yıl Maliye Bakanlığı'na dershane ruhsat adı altında bir ücret ödüyoruz. Bu da yaklaşık Büyükşehir sitesinde olan illerde de 2700-2800 civarında bir rakam. Şimdi benim şu anda otomatik şanzımanlı aracım yok. Ben 1 Ocak'tan sonra bir yeni otomobil alırsam, otomatik şanzımanlı araba alırsam, sertifika program ilavesi yaptığım için tekrar maliye bir 2800 lira daha ödemek zorunda kalacağım. Veya bir tır alırsam, bir sertifika programı ilavesi yaparsam yine bunun için de tekrar aynı rakam ödeyeceğim. Ki bu rakam 2016'da değişecektir.